Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Kur'an-ı Kerim konumuzla beraberiz. Tonguç evladım benim. Hazır mısın? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımız. Bunu muhteşem bir şekilde anlayacağız. Özelliklerine bakacağız. Konularına bakacağız. Peki kitabımız ne anlama gelir biliyor musun? Kitap ne işe yarar? Bize gönderdiği Allah'ın kitap ne işe yarar Tonguç evladım? Okuruz. Okuduktan sonra ne anlarız peki? İslamiyet'i. İşte her şeyi anlayabiliriz. Hayatımızdaki birçok noktaya dokunur ve gerçekten de bize bir kılavuz olur. Zaten Allah da demiş ki al demiş bu sizin kullanım kılavuzunuz. Bu hayatınızda ne yapmanız gerektiğini içeren. Hani biz bir sürü sorular var değil mi hayatımızda Tonguç Evren Bey? İşte ne yapacağız? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? İşte bu hayatta ne yapalım ki doğru bir şeyler yapalım? İşte bunların hepsini aslında Kur'an-ı Kerim'in ana konularının içinde bulabiliyoruz. Mesela ahlak en önemli şeyden bir tanesi. Hayatımızın temel özelliklerinden bir tanesi ahlaklı bir birey olmak değil mi Tonguç Hanım? Eğer sen ahlaksız, patavatsız, dangoz bir adam olsan ne olur? Kimse seni sevmez. Ahlaksız Allah korusun. Ve mutsuz bir hayat yaşarsın da. Kimse seni sevmediği için hem mutsuz bir hayat yaşarsın hem de zaten yarın öbür gün ahiret gününe geldiği zaman Allah der ki sen ahlaksızsın, ahlaksız olduğun için o yüzden sen cehenneme buyur lütfen der. Sen iyi şeyler yaptıysan, ahlaklı olduysan cennete girersin. Veya Allah'ın rızasını en önemli şey de tabii Allah'ın rızasını kazanmak. Ondan sosyal hayatımızı düzenleyen konular var Kur'an-ı Kerim içinde. Biraz sonra hemen anlatacağız. Kıssalar var. Kıssa dediğimiz şey nedir Tonguç biliyor musun? Uzunun yarısı kısa yani. Hayır o kısa başka bir şey. Kısa dediğim şey hikayeler ama kısa hikayeler gerçekten de doğru söylüyorsun. Ama bu hikayelerse işte eski çağdan gelmiş hikayeler bunlar bize ders olsun diye anlatan hikayeler aslında. Bir de Tonguç Evren Bey'im Kur'an-ı Kerim'in en temel şeyi ne biliyor musun? En temel şey inanç konusu. Yani ben geldim bu dünyaya ama ne yapacağım? Ne yapacağım? İnanacağım. Dünyadaki en önemli şey nedir biliyor musun Tonguç'um? Bir insanın kendini rahat hissedebilmesi için ve gerçekten de güvenli hissedebilmesi için en önemli şey inanmaktır. Bir şeye inanmazsan boş kalırsın. Bomboş tenekeye dönersin ve ne olur sonra işte hiçbir şeye güvenin olmaz. Sürekli şüpheci olursun. Hayattan zevk alamazsın. Dolayısıyla mutlaka ne olması gerekiyor? İlk başta inanç gerekiyor. Allah da kendi yarattığı şeyin ne olduğunu bilerekten demiş ki bize sürekli inanın. Neye inanın? Allah'ın varlığına, birliğine, ahiret gününe inanın demiş. Dolayısıyla biz de zaten Kur'an-ı Kerim'de en önemli geçen konunun inanç olduğunu göreceğiz. İbadet Tonguç'un bir başka konu. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen bir sürü ibadet var. Bu ibadetlerin en fazla hangisi? En fazla geçen ibadet hangisi sence? En fazla. Evet hangisi sence? Namaz, oruç, zekat. Namaz, oruç, zekat, evet. O hayır bunların en fazlası Allah'ı anmaktır. Aa. Allah'ı zikretmektir. Dolayısıyla bunların arasında namaz, oruç, zekat. Tabii ki büyük ibadetler bunlar. Bunlar da çok geçiyor Kur'an'da. Ama yine de Allah'ı anmak, Allah'a ibadet etmek en önemlisi. Zikretmek en önemlisi diyoruz. Biz şu anda Allah'ı almış oluyor muyuz hocam? Tabii ki evladım. Şu anda Allah diyoruz sürekli dikkat etsen. Bak Tonguç bir de şuna dikkat et. Bak bunların arasından Kur'an'da en çok geçen hangisi sence? Hadi bak bu beşlinin arasından Kur'an'da en çok geçen hangisi sence? İbadet. Hayır alakası bile yok. İbadet hayatımızın bir parçası ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman en fazla geçen şey inanç. Yani her şeyin temeli inanç. İnanmadan hiçbir şey yapamazsın. Yani o yüzden biz de mesela sınava çalışırken, derslerimize çalışırken veya geleceğe umutla bakarken ne yapmalıyız? İlk başta bir şeye... Güvenmeliyiz, inanmalıyız. Aynen. Bir şeye inanmalıyız, bir hedef koymalıyız. İşte inanç da aslında biz inanınca Allah'a ne diyoruz? Bir hedef koyuyoruz. Biz öldükten sonra Allah bizim koruyucumuzdur diyoruz. Bunların hepsi aslında hedefle bağlantılı şeyler. İnanca baktığımız zaman Allah'ın Celle Celaluhu, Celle Celaluhu CC kısaltması aslında Allah'ın peygamberleri aracılığı ile bildirdiği esasları kabul etmek. Aslında biz Allah tarafından bize ne gönderiyor peygamber arasında? Tarafından kitaplar gönderiyor. İncil var, Tevrat var, Kur'an var, Zebur var. Bunlar büyük kitaplar değil mi? Ve bunlar da aslında bunların dışında da peygamberler gelip Allah'ın varlığına
Allah'la birliğe inanın diyor. Bir sürü peygamber gelmiş şu ana kadar. Ve bu bildirdiği esaslar ne yapıyor? Biz Allah tarafı, Allah'tan bildiren esaslara, özellikle inanç esasları bunlar. Allah'ın varlığına birliğe inanın diyor. Öldükten sonra dirilmeye inanın diyor. O da ahiret günü işte. Bunları kabul etmek ve doğruluğuna gönülden inanmak, iman etmek dediğimiz şey aslında. Peki bazı sureler var. Bunları da, bazı ayetler var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bakara suresi 285. ayette demiş ki peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Bak, inanç esaslarından biliyoruz ki Allah'a iman etmek, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etmek, bunlar da inanç esaslarının diğerleri diyoruz. İbadete baktığımız zaman mesela Zariyat suresi 56. ayet demiş ki ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Tonguç, ibadet ne demek? İbadet ne demek? Namaz kılmak. Peki Abdullah diye bir kelime biliyor musun Tonguç? Evet. Abdullah dediğim şey aslında ibadet, Allah'ın ibadet, Allah'a ibadet eden insan demek aslında. Allah'a ibadet eden demek. İbadet demek aslında kulluk demek. Kulluk dediğimiz şey ise Allah'ın söylediklerini yerine getirmek demek. Dolayısıyla Abdullah da Allah'ın söylediklerini yerine getiren demek aslında. Oradan geliyor çoğu şey. Birbirleriyle bağlantılı Arapça. Dolayısıyla ibadet dediğim şey de şeyden geliyor. Hani ibadet diye bir Arapçada bir kelime var. O da aslında kulluk etmekten geliyor. Peki Allah'ın insanlara emrettiği bir sürü yapmakla yükümlü olduğu davranışlar var değil mi? Bunları yaptığımız zaman biz aslında ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla Allah'ın söylediklerini yapmak bizim için nedir Tonguç Erdoğan? İbadettir. Ve Kur'an'da da bir sürü ayet var. İşte namazı şöyle kılın, işte orucu şöyle tutun, ondan sonra zekat verin. Bunların hepsi aslında ibadet hükmüne giriyor. Ahlaka baktığımız zaman Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, ferahlığı ve haddi aşmayı yasak eder. Nahl suresi 90. ayet. Bu mesela çok önemli bir ayet ve şu anda her cuma hutbesinde okunan bir ayet. İşte bu ayetten şunu anlıyoruz. Ya adaleti emrediyor, iyilik yapmayı emrediyor, yakınlara bakmayı emrediyor. Bu ahlaki kurallar zaten bizim bildiğimiz eskiden. Dolayısıyla ahlak dinle bir bütün. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yani ahlaksız bir din olamaz. Böyle bir şey olamaz. Veya dinsiz bir ahlak da çok zor. Çünkü din gerçekten ahlaki şeyleri, kavramları bizle buluşturan en önemli kaynak. Dolayısıyla iyi ve kötü olarak vasıflandırmaya yol açan manevi nitelikleri, işte adalettir, ondan sonra iyilik, hayasızlıktan kaçınmaktır. Bunların etkisiyle ortaya koyduğu davranışların bütününe biz ahlak diyoruz ve işte bunu da din sayesinde, ya yani Kur'an'ın bize gönderdiği aslında emirler sayesinde algılayabiliyoruz. Kıssalara baktığımız zaman işte bu da Kur'an-ı Kerim'de çok çok ön planda. Mesela Hazreti Musa'nın kıssası var Tonguç'um. Hazreti Yusuf'un var, Hazreti Yunus'un var, Hazreti şeyin var, neydi? Davud'un var. Yani bir sürü peygamberin kıssası var ve bu kıssalardan biz ne yapıyoruz? Bu hikayelerden daha doğrusu ders alıyoruz. Aynı öyle ibret verici hikayeler bunlar. Biz ders alıyoruz bunlardan ve bunları bir daha hani eğer güzel şeylerse güzel şeyleri yapıyoruz. Kötü şeylerse kötü şeyleri yapmıyoruz. Mesela Nisa sureti 163. ayette Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. İşte bunların hepsi aslında peygamberlerin, bir sürü peygamber geçtiğini Kur'an'da ve bunların da çoğunun da hikayesiyle beraber bizim gönüllerimizi tatmin ettiğini, yani kalplerimizi tatmin ettiğini. Çünkü insanlar nasıl biliyor musun Tonguç'um? Nasıl hocam? Eğer başka örnekler varsa önlerinde çok rahat şekilde uygulayabiliyorlar. Allah da bize örnekler veriyor. Diyor ki bak bu peygamber böyle yaptı, sen de böyle yap diyor. Veya işte bu peygambere böyle davranlar, siz öyle davranmayın öbür önünüze gelen şeylere diyor. Ve bu şekilde bize hikayelerde dersler veriyor. Sosyal hayata baktığımız zaman muamelat dediğimiz şey aynı öyle. Muamelat ben gayet Arapça bir kelime. Yani neyse ne, önemli değil. Muamelat ne demek hocam? Arapça bir kelime. Karşına çıkarsak gör diye söyledim. Normalde sosyal hayatla ilgili Kur'an'da bir sürü kelime şey var. Bize ders var. Mesela insanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişki düzenli hükümler. Mesela borç alıp verme, alışveriş yapma, evlenmek, boşanmak, miras, suçlar ve cezalar. Bunların hepsi aslında sosyal hayatla ilgili bilgiler. Ve Bakara suresi 280. ayette şöyle bir şey var mesela. Eğer borçlu zorluk içindeyse ona elverişli bir zamana kadar süre verin. İşte borç verdin mesela bir adama, hemen böyle sıkıştırmayacaksın diyor. Borcu sadaka olarak bağışlamanız
ise sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz demiş. Borcu sadaka olarak yani adama istemiyorum sağ ol kardeş dediğin zaman aslında sizin için daha hayırlıdır diyor. O adam sıkışmış belli ki parasını geri veremiyorsa ahlaklı bir adamsa tabii ki karşındaki. Bu adamı o zaman sıkıştırmaya gerek yok. Sadaka olarak bağışla da en azından adam rahat etsin diyor sosyal hayatta. Bu da işte buna örnek olarak verilebilecek bir ayet. Kur'an'ın belli başlı temel özelliklerine baktığımız zaman Tomuç'um. Bir kere Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamı ne demek? Allah'ın kelimeleri. Sözü, ha, Allah'ın sözü. Sözü, Allah'ın söylediği şeyler ve bizim için çok değerli. Mucize bir kitap. Yani şöyle düşün Tomuç'um. Her şeyi yaratan varlık, her şeyi yaratan güç aslında sana diyor ki bak bunları yap diyor. Bundan daha öte, daha güzel yazılmış bir kitap veya yazılmış bir şey olamaz. Gerçekten neden? Çünkü diğer kitapların hepsi diğer insanlar tarafından yazılan şeyler. Ama Allah her şeyi yaratmış, her şeyin bilgisine sahip. Mesela şu kağıdın içindeki atomların, elektronlarının hangi saniyede nereye gideceğini bilebilecek bir kudrete sahipken diyor ki sana bak işte Tonguç bunları yap. Zekatını ver, namazını kıl. Çünkü ileride ölüp benim yanıma geleceksin. Dolayısıyla şimdiden hazırlıklarını yap lütfen diyerekten seni geleceğe hazırlıyor. Seni sana bir kılavuz şeklinde yardım ediyor. Dolayısıyla çok önemli bir mucize bir kitaptır diyebiliriz. Allah'ın koruması altında Allah bozulmadığını Kur'an'ın ve Allah'ın Kur'an'ın hiçbir şekilde tarif edilmediğini söylüyor ve evrensel bir kitap Tomuç'um tüm dünyadaki tüm insanlara göre. Yani işte Zimbabwe'deki köyde yaşayan adama göre değil diyemezsin buna. O da uygulayabilir veya işte Papua Yeni Gine'deki zenci kabiledeki çırılçıplak dolaşan zenciler de uygulayabilir gibi düşünebilirsin. Hidayet kaynağıdır. Aynı zamanda hidayet dediğimiz şey de iyilik kaynağıdır. Gerçekten de hep sürekli güzel ahlakı önerir ve parça parça indirilmiştir. Yani bir anda böyle indirilip de işte çat diye al bu kitap senin kitabın bunu uygula şeklinde indirilmemiş. Parça parça indirilmiş ki insanlar yavaş yavaş anlasın ve yavaş yavaş idrak etsin diye. Ve aynı zamanda Arapça indirilmiştir Tomuç Erhan. Çünkü Araplara indirilmiş. Eğer Japonya'ya indirseydi gelseydi peygamberimiz Japonca olacaktı. Eğer Türkiye'ye gelseydi peygamberimiz Türkçe olacaktı. Yani hangi kavme indirilirse o dilde indirilmiştir. Dolayısıyla o da çok güzel bir özellik diyoruz. Ödülü sorumuzu yaptığım için yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım. Tamamdır hocam.